Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda 2. bölüm 10. testinin çözümünü yapacağız. Evet karma testlerdeyiz, üniversiteliğim testlerindeyiz. Neyin karması? Dik üçgen ve açılarına göre özel üçgenlerin karması testlerindeyiz arkadaşlar. Çözümlere başlayalım. Yeni üretilen bir drone'un gücünü test etmek için özdeş iki kamyonun arasına zemine paralel 100 metre uzunluğunda bir halat aşağıda gösterildiği gibi bağlanıp halatın tam ortasında drone askısı tutuluyor. Drone'un askısı tutuluyor. Evet. 100 metreymiş. Yani buraları kaç metre arkadaşlar? Halatın orta noktası olduğuna göre 50 metre 50 metre. Daha sonra diyor drone düşey doğrultuda 14 metre yukarı çıktığında. Arkadaşlar burası kaçtı böyle? Hocam burası böyle şeydi. 50 50 100'dü. Yukarı çıktığında halatın uzunluğu 100 metreydi ya tam ortasından tuttuğu için. Hala bunlar 50 50. Ne kadar yukarı çıkmış arkadaşlar bu? Zemine düşey doğrultuda dik olacak ya. 14 metre yukarı çıkmış. Yani sana burası 14 diyor. Buna göre diyor kamyonlar toplamda kaç metre hareket etmiştir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar öncelikle önceki mesafe kamyonlar arasındaki mesafe 100 metreydi. Şimdi şuraya bakacak olursak bir pisagor bağıntısı çıktı. 14 50 yani hocam 7'nin 2 çarpı 7 burası. 2 çarpı 25 burası. 2 çarpı 24 olmaz mı burası? Yani burası 48 yaptı. E aynı şekilde burası da aynı şekilde 48. 48 48 96 mı yaptı burası? Evet. O zaman kamyonlar ne kadar hareket etmiş arkadaşlar? Bir tanesi iki bir tanesi ki toplamda 4 birim hareket etmemiş, etmiş olmadı mı? Çünkü bize toplamda bakın kamyonlar toplam kaç metre hareket etmiştir diye soruluyor. 100 e 100 metreyken aralarındaki mesafe 96 olduysa o zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda zemine paralel duran kapalı bir bariyer verilmiştir. Bu bariyer aşağıda gösterildiği gibi iki şekilde açık konuma getirilebilmektedir. İşte biri bu biri bu. Sonra diyor ki bariyer ucunun yerden yükseklik kapalı konumuna göre şekil 1'de kök 2 artı 1 katına şekil 2'de de kök 3 artı 1 katına çıkmaktadır. Hmm. Arkadaşlar belli bir kattan bahsettiği için ve derece sorulduğu için ben buraya şuradaki uzaklığa 1 diyebilirim. İsterseniz A da diyebilirsiniz hiç sıkıntı değil. E bu kök 2 artı 1 katına çıkıyormuş. Yani burası kök 2 artı 1 oluyormuş. Öbürü de kaç? Kök 3 artı 1 katına çıkartılırsa diyor. Burası da kök 3 artı 1 katına çıkarıldığında uzunluk olarak ne olacaktır? Kök 3 artı 1 olacaktır. Bariyer kapalı konumundan şekil 1 konumuna geçerken 45 derece döndüğüne göre. Arkadaşlar bariyer önceden şöyleydi. Bak dönüş nasıl yaptı? Hop şöyle bir dönüş yaptı mı arkadaşlar? Dairesel bir dönüş yapıyor. Bariyer tam burada diyemeyiz arkadaşlar. Biraz daha burada böyle bir dönüş yaptı. Peki bariyer buradayken kaç derece dönmüş birincisinde? 45 derece dönmüş. Hocam 45, 90. Burası da 45 mi? Evet. Önceden şu zemine olan uzaklığı bir birimdi. E hocam burası da ne kaldı? Kök kaldı. 45, 45, 90 üçgenden burası da kök yaptı. Kök 2, kök 2, kök 2 iki katı. İkiz dik üçgenden dolayı 2. Yani bariyerin uzunluğunu kaç bulduk arkadaşlar? 2 birim olarak bulduk. E öbüründe işlemimizi yapalım. Bariyer önceden böyle değil miydi arkadaşlar? Evet. Sonra ne oldu? Hop şöyle döndürüldü. Yani şu şekle geldi. O zaman o şekle geldiği zaman kaç derece döndürülmüştür diye soruluyor. Çünkü şekil 1 konumundan şekil 2 konumuna. He, öncelikle şekil 1 buradayken bu konuma dönerken. Şurayı bir bulalım arkadaşlar. Burası kökü çarpı 1 uzunluğundaydı. Şu uzunluk 1 bir birimdi. Burası kaç? Kök 3. Pisagor bağıntısı yaparsak burası da 1 mi çıkıyor? Evet. 1 kök 3 2. Hocam ne üçgene bu? 90'ın karşısı 2 iken hangi açının karşısı 1'dir? 30'un. Burası da kaç yaptı? 60. Önceden bariyer 45 derece dönmüştü. Sonra şekil 1'den şekil 2'ye geçerken kaç olmuş? Toplamda 60 derece döndüyse 60 eksi 45'ten kaç derece dönmüş oluyor? 15 derece dönmüş oluyor. Normalde tekrar söylüyorum. Bariyer şu konumdayken ilk konumundayken 60 derece dönüyor. A bize şekil 1'deki konumdan yani 45 derecedeki dönmüş halinden Sonrasında kaç derece dönerse diye sorduğu için 60'tan 45'i çıkarttık. O da 15 derece yaptı arkadaşlar. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 3'e. Yukarıda uzun dik kenar uzunluğu kısa dik kenar uzunluğunun 2 birim fazlası olan. Evet kısa kenar A iken burası da A artı 2 arkadaşlar. 2 e, birim fazla olan bir dik üçgen cetvel verilmiştir. Bu cetvellerden iki tanesi aşağıdaki gibi alt kenarları aynı doğrultuda olacak biçimde birleştiriliyor. Evet. Şu alt kenarları aynı doğrultuda olacak şekilde. Evet kısa kenar bakın burası A. Burası A artı 2 uzun kenar. Aynı üçgenler bunlar. Burası da A oldu. Tamam. Arkadaşlar özdeş yapıları kullandık. Özdeş yapılar demek daha görmedik ama eş. Yani eşlikte biz açı kullanmayı bileceğiz. Hani görmedik ama kolay. Kolay olduğu için sıkıntı yok. Hocam eşlikte şudur eş yapılarda eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir. Hocam burası alfa iken burada da a'yı gören alfadır. E ben buraya beta dersem a artı 2'yi gören burada da a artı 2'yi gören betadır. Şöyle bakacak olursak alfa artı beta kaç derece arkadaşlar? 90. E hocam alfa artı beta 90 o zaman burası kaç oldu? 90 derece oldu. Ha burada ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Ve bunlar özdeş yapı olduğu için hipotenüsleri de aynıdır. E o zaman ikiz kenar dik üçgen mi çıktı? Evet. Yani bunlar ikiz kenar dik üçgenden dolayı 10-10 çıktı. E hocam artık burada Pisagor bağıntısı yapacağız. Yani sen şunu mu yapıyorsun hala? 10'un karesi eşittir. A artı 2'nin karesi artı. A'nın karesini mi kullanıyorsun? İşlem işlem işlemle. Ya yapma kardeşim. 10 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? 6-8-10 üçgendir hocam. 6 koysak 8 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani buradan A6 çıktı. Bizden bu cetvellerden birinin çevresi nedir diye soruluyor. Cetvelin kenar uzunluğu 6, 8, 10 bulduk. Çevresi kaç yapacaktır? 6 artı 8 artı 10. Yani çevresi böylelikle 24 çıktı. O zaman üçüncü soru böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik dörde. Bir zemine çakılı metal direk bir parçası diğerinden 2 metre daha fazla olacak şekilde eğilerek. Evet bir parçası diğerinden 2 metre daha fazla olacak şekilde eğilmiş. Hocam burası A iken burası A artı 2 mi arkadaşlar? Evet. Şekil 1. Evet. Olacak şekilde eğilerek ucu zemine şekil 1'de gösterildiği gibi getirilip bu nokta işaretleniyor. Bu nokta işaretlenmiş böyle. Şununla işaretlenmiş arkadaşlar. Evet. Direkt eğildikten sonra uçlar arasındaki mesafe 11 11'miş. Öncelikle şu pisagor bağıntısını bulalım arkadaşlar. Normalde biz anormalde yoldan yaptığımız için e, A artı 2'nin karesi eşittir. A kare artı 10'un karesinden işlem 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 yapacaksınız. E hocam dik kenarda 10 var. 6, 8, 10 mu? Hayır. Hipotenüs de 10 olsa 6, 8, 10 düşünürüz. Dik kenarda 10 varsa bu büyük ihtimalle e, 5, 12, 13'ün 2 katıdır. Yani burası 5'in 2 katı. Burası 12'nin 2 katı. 24 burası da 13'ün 2 katı. 26 oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Hissettik ve hissiyatımız doğru çıktı. Yani burası A'yı 24 bulduk. Peki eyvallah. Sonra diyor ki daha sonra direğin ilk parçası işaretlenen noktadan 2 metre uzaklaşacak şekilde bir kez daha şekil 2'de gösterildiği gibi eğiliyor. Yani şuradaki parça şuradan da şöyle bir eğilmiş. Eğildiği zaman ister istemez bulunduğu noktadan biraz daha geriye gidiyor arkadaşlar şöyle. Peki buraya x diyecek olursak önceden burası neydi arkadaşlar? Şurayı biz ne bulduk? 24 bulduk. Burayı kaç? 26 idi. E sen buradan eğdiğin zaman hala burası dik olan kısım 24. Şurası da toplam 26 yapmak zorunda. Buraya da 26 eksi x mi kaldı? Evet. E hocam bunun tamamı önceden işaretlenen yere kadar ki olan kısmı zaten 10 birimdi. 2 birim buradaysa o zaman buraya da 8 eksi x mi kaldı? Aynen öyle. E artık burada da şu pisagoru yapacağız. Yani siz hala pisagordan mı yapıyorsunuz? 26 eksi x'in karesi eşittir. 24'ün karesi artı 8 20, 26 eksi x'in karesi eşittir. 24'ün karesi artı 8 eksi x'in karesi den işlemi bulacağız. Ama hisset kardeşim Dik kenarda 24 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle hocam? 7, 24, 25 üçgendir. 7 olması için x'in kaç olması lazım? 1. Bak x yerine 1 yazarsam 7 oldu. x yerine 1 yazarsam 25 sağlandı mı sağlandı. x'i 1 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? Buna göre diyor son durumda direğin zemine dik duran parçası. Yani bu 24. E, zemine temas eden parçasından yani şu x'ten de 1 bulmuştuk. Kaç metre daha uzun olur diye soruluyor. Kaç metre daha uzun oldu arkadaşlar? 23 metre daha uzun oldu. Yani kaçıncı soru? Dördüncü soru böylelikle edremit oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Ee, hoş yapıda bir soru olmuş. Hoş yapıda bir soru ne demek? Gerçekten çok hoş bir soru olmuş yani. Sayıları da çok güzel bir şekilde oturtmuşlar burada. Vallahi beğendim. Evet üniversitelerin testleri zaten gerçekten güzel arkadaşlar. Neyse geldik beşinci soruya. Aşağıda verilen makara sistemindeki halatın bir ucuna bağlı mermer blok diğer ucuna bağlı araçla çekilerek kaldırılacaktır. Makaradan sarkan halat parçaları düşey doğrultuda ve eşit uzunluktadır. Evet şunlar eşit uzunluktaymış arkadaşlar halatlar. Evet araç ok yönde 10 metre ilerlediğinde mermer blok yerden 2 metre yükselmiştir. Ancak mermer bloğun 4 metre daha yükseltilmesi gerekiyor. Hocam ben bunu şöyle 2 metre yükseltmişim. Ne kadar? 2 metre 10 metre gittiğimde. Bu arada makara sistemindeki makaraların yarı çapı önemsenmeyecek kadar küçüktür. Ha, tamam. Arkadaşlar önceden halatımız buradaydı değil mi? Şu kadar uzunluktaydı. Bu kadar uzunlukta bu uçları yerden yüksekliği aynı olacak. Şunu şöyle birleştirdiğimizde burası kaçmış? Hocam 10 metre gitmiş. Bu 10 metre, 10 metre gittiğinde şu 2 metre halat kalkmış ya yukarı. Bak şu 2 metre kalktıysa bizim halat da 2 metre yukarı kalktı. E buradaki 2 metre nereye gitti? Buraya gitti. Önceden burası x'ti. Şuradaki halat da böyle aşağı doğruydu. Şu kadar uzadı. Ne kadar uzadı? x artı 2 oldu arkadaşlar. 2 metre yukarı kalktığı için. E o zaman burası x artı 2 olduysa x artı 2'nin karesi eşittir x'in karesi artı onun karesinden direkt bulursunuz işlem işlem işlemle ama ben dik kenarda hemen şeyi arayacağım 10 olan hangi özel üçgen var hocam 5 12 13'ün 2 katı 5 12 13'ün 2 katı kaç yapıyor 10 24 26 üçgeni mi diye hissediyorum direkt 10 24 dersem burası 26 oluyor mu 24 artı 2'den oluyor demek ki x'i kaç bulduk arkadaşlar 24 bulduk peki sonra ne diyor ben mermer bloğun 4 metre daha yükselmesini istiyorum. Arkadaşlar şuradaki zemine olan uzaklık hep kaç? 24 değil mi? Evet. Hocam burası 24. Burası değişti mi? Değişmedi. Ama bak burası di değişti. Şu kadar daha gidecekmiş. Bu kadar daha gittiğinde şuradaki mesafe isteniyor bizden. Şurası 24. Hocam önceden burası kaçtı? Önceden bu uzunluk x kadardı değil mi? Şimdi bu uzunluk x kadardı. Yani 24 kadardı. Hani düşey doğrultuda. Ben bunun 4 metre daha yükselmesini istiyorum. Yani 4 metre daha yükselmesi için Önceden de 2 metre yükselmişti. 6 metre yükselmesi için ip 6 metresi buraya gelecek. E 24 iken 24 artı 6'dan burası kaç olacak o zaman? 30 olacak. İşte aracın ne kadar gittiğini ben böylelikle bulurum. Hocam 24 ve 30'dan bu 6'nın 4 katı. Bu 6'nın 5 katı. O zaman burası da 6'nın kaç katıdır arkadaşlar? 3 katından 18 mi olur? Evet. Cevap 18 mi? En baştaki bulunduğu kısımdan 18 metre ileri gider. Ama bize diyor ki buna göre araç en son bulunduğu konumdan ok yönünde kaç metre daha ilerlerse. Önceden bir 10 metre ilerlemişti. Şimdi 18 metre mi e, gidecekti arkadaşlar en baştaki konumdan. Evet 18'den de onu çıkartırsak cevap kaç yapacak o zaman 8 yapacak. Yani bu 5. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Evet gençler böylelikle bu testi de bitirdik mi? Yani 10. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 11. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.